Evet arkadaşlar, bakın bu benim küpüm. 600'üne de farklı duyuya hitap edecek şeyler yaptım. İçinde elyaf var. İlk önce mesela oyun şeklinde oynayacağım. Mesela bunu zar olarak düşünecek çocuk. Şimdi mesela diyelim çocuk küpü atacak. At bakalım işte Ayşe. Attığında geldi, bu tarafa geldi. İşte çocuk dokunacak, parmağını koyacak. Bu ne? Dokunarak ilk önce bilecek. Fasulyeler var. Kaç çıkmış? Yani 3-4 yıl oldu bunu yapalım. 2-3 yıl oldu. İşte elleyecek, elledi. Ne var? Fasulye. Bu parmak değil mi? Elimizi koyduk, parmak işte. Tamam. Diğer çocuğa çevirdin. Bu yüzü geldi. Hani her yüzünü oyunlaştırarak şey yaptı. Mesela bu elma var. İşte bu ne? İşte elma. Sarı. Rengi ne? Sarı. Koklayacak bakalım. Kokuyor. Hala da gerçekten kokuyor. İçine elma. Şey, koku gülleri koymuştum. Bu yüzünde de amacım işte görmeyen bir çocuğun işte mesela burada düğmeleri elleyip ya da işte yani gören bir çocuğun veya işte fark etmez çocuğun zilleri, yani işitme yetersizliği olan bir çocuğa da hitap edebilir. Ama en uygunu görme yetersizliği olan bir çocuğa hitap etmesi. Mesela fermuarını açıyor, elliyor, işte bunun ne olduğunu merak ediyor. Öğretmen de diyor ki evet bu uçar, kırmızı rengi var, benekleri siyah. Hadi bir bakalım diyor mesela özel eğitimdeki görme yetersizliği olan çocuğa. Mesela hafif düzeyse bunu bilebilir. Orta biraz daha zor, hani anlatsan da zor bilebilir. Çünkü onlarla bir kavram ya da bir kelime yani öğrenimi zor oluyor düzeylerine göre. Evet, şimdi buraya geçtik. Bu yüzünde de gördüyseniz küpümü kenarları, yani kenarlarını renkli dikmişim. Renkli dikmişim. Çünkü hem renkli olsun hem de ilgi çekici ve merak edici olması çok güzel. Diyelim bu yüzü geldi bana. İşte hadi Sümeyye, seninle bu yüzünü yapacağız. Mesela hem burada farklı kumaşlardan yaptım. Hani dokunma duyusu için. Mesela bunu satenden dikmiştim. Mesela bu farklı bir kumaş, yumuşak. Mesela bu sert. Bu da sert. Mesela işte burada çıt çıtlı var. Bir saniye. Şöyle açalım. Mesela çocuğa dedim ki bunları böyle sıraladım. Mesela üçgen. Şimdi üçgeni güzel takalım. Mesela üçgen, daire, kare ve dikdörtgen var değil mi? Dikdörtgeni arkadaşlar hani diktim. Diktiğimden çıkmaz. Mesela diyeceğim ki işte Fatma gel benim sıraladığım şekilde sıralamanı istiyorum ya da istediğin şekilde hani sırala, ama amacım örüntü şeklinde. Mesela üçgen, daire, kare, yani bu şekilde gidecek, yani sıralaması var, örüntü değil de sıralaması bu şekilde olduğu için. Mesela diyelim çocuğa dedim ki işte ben bu şekilde sıraladım, işte oyunu şu şekilde kurdum ben o zamanlar hocama anlatırken. Üçgen, daire, kare ve dikdörtgen var değil mi? Şimdi sadece yer değiştirebilen üçgen, daire, kare. Peki ben şimdi böyle yaptım. Evet, şimdi Ayşe gözlerini kapat. Gözlerini açık olarak bunlara bakacak. Gözlerini kapattığında açacak. Ben yerlerini değiştireceğim. Ve çocuğa diyeceğim ki soru soracağım. Evet, şimdi bunların sırası nasıldı? Falan. İşte böyle kendinizce güzel şeyle bu etkinlik, bu mesela bunu 3-6 yaş grubundaki çocuklarla da oynayabilirsiniz. Aslında 18 aylık ki çocuklar da hani mesela bunu normal oynayabilir. Hani ilgi çekiciliğine bakabilir. Bu bir materyal, hiçbir yere çıkmaz, ama diyelim fasulyeye dikkat edin. Yani eğer 1,5 yaşındaki bir çocukla bunu oynamaya çalışacaksanız, hani göstereceksiniz, fasulyeye dikkat edin. Fasulye yerine başka bir şey de yapabilirsiniz ya da böyle keçeden el dikebilirsiniz. Şimdi bunu yaptık, bunu oyun şeklinde, yani işte dikkat üzerine de yapabilirsiniz bu kenarla. Şimdi çevirdim, bu kenara geldi ya. Bu kenarda da amaç, bunu 5 yaşındaki çocukla da oynayabilirsin, 4 yaşındaki. Yani bütün kadınlarına uyar. İşte burada işte parmaklarınızı sayma etkinliği yaptırabilirsiniz. İşte eli, kaç tane parmağımız var? Hadi birlikte sayalım Ayşe. İşte evet 1, 2, 3, 4, hani böyle yumarak sayabiliriz. Ondan sonra saydıktan sonra işte oyunlar oynayabilirsiniz. Ne bileyim, farklı, yani bu size kalmış. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Dediğim gibi aslında bu et, bu küpüm, bu işte zeka küpüm ne artık, yani güzel bir küp yani. Mesela bu tarafında bile çocuğun öz bakımı var bir nevi. Bir tarafına da öz bakımla ilgili etkinlik yaptım. Çünkü hani mesela çocuk şimdiden annesini takip ettiği için, rol model olduğu için çocuklar yani eğlenerek, öğrenerek öğrenmesini istedim. Mesela diyeceğim ki işte bu kıyafetimiz çamaşır kirli sepetinde değil mi? Evet, şimdi seninle bu tarafına geldi. Hadi bakalım çamaşırımızı alıp çamaşırım makinemize atalım. Attık değil mi? Evet, attık. Şimdi kapatalım. Çalıştıralım. Bu bir temizlensin. Şimdi kapatalım şöyle. Kapandı ya. Evet, süresi dolmuş. Getirelim. Asalım. Burada aslında mandallar vardı. Mandalları düşmüş.
arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Mesela ben bir pantolon kesmişim. Pullu bir kumaştan. Şöyle açalım. Böyle asacak. Yani burada ama işte giyip mesela pantolonuyla ilgili işte sorular sorabilirsiniz sizler. İşte pantolon demişim. Yani bu bölüm aşamayla her aşamada çocuğa soru şeklinde, oyun şeklinde yapıp oynatabilirsiniz. Bu şekilde.